Futbol Arena'dan mutlu günler değerli izleyiciler. Bir futbolcu için baş belası, kabus olan şey nedir? Elbette sakatlık. Sakatlık her futbol organizasyonunda futbolcuların korkulu rüyasıdır. Herkes korkusuzca oynar ancak aldığınız bir darbe ya da darbeye bağlı olmayan sakatlıklar hem futbol hayatınıza hem de hayatınıza bedel olabilir. Bugün sizlere sakatlığı nedeniyle yeşil sahalara erken veda eden 10 yıldız futbolcuyu aktaracağız. Listemizde ayrıca yolu Türkiye'den geçmiş 2 yıldız futbolcu da bulunuyor. Hadi o zaman başlayalım. Değerli izleyiciler, ilk olarak sizi 1955'lere götüreceğiz. 60'lara götüreceğiz. Brian Clough'dan bahsedeceğiz. Middlesbrough'da forma giyen İngiliz futbolunun efsane isimlerinden biri olan Brian Clough, çok tartışılan bir transfer gelişmesi sonrası karşıya geçmişti Sunderland'de ve Sunderland'de sergilemiş olduğu performansla ada futbolunun önemli isimleri arasına girmişti. Kısa boyuna rağmen hız ve bitiriciliği sayesinde gittiği her yerde golleri sıraladı Brian Clough. Ancak 29 yaşındayken yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle futbolu bu yaşta bırakmak zorunda kaldı. Dönemin en trajedik vedalarından biriydi. Brian Clough 31 yaşında antrenörlük kariyerine başladı ve futbolculuğunda olduğu gibi antrenörlük kariyerinde de önemli işler başardı. Ve geçiyoruz Marco van Basten'e. 1988 Avrupa Futbol Şampiyonası denildiğinde Hollanda'nın belki de dünya tarihinin en ikonik golünü atmıştı Marco van Basten. Ancak bu gol her ne kadar dünya tarihine geçse de Marco van Basten'e bir dönemin futbol severleri doyamadı. Lafı her geçtiğinde yanına fizik kuralları tabirini de çağıran o golü attığında Marco van Basten henüz 24 yaşındaydı ve sakatlıkla herhangi bir derdi yoktu. Marco van Basten bir dönem için çok önemli bir golcüydü ancak bir dönem onu sakatlığından dolayı pek de hatırlayamadı. Biraz daha günümüze yaklaşacağız. 1990'larda anahtar isimdi Redondo. Saç stili, tekniği ve oyunuyla da kendine has bir kitlesi oluşmuştu. Ve bu futbolcu da çok uzun yıllar hizmet etmesi gerekirken İspanya futboluna maalesef yaşadığı diz sakatlıkları nedeniyle futbolu erken bırakmak zorunda kalanlardan o da. 2003'te kısa süreli bir geri dönüş gerçekleştirmişti ancak ilk dönemine nazaran oldukça gerideydi. Sonunda pes etti ve o diz sakatlıkları Redondo'yu yeşil sahalardan uzaklaştırmaya yetti. Geliyoruz Ronaldo'ya. Futbol tarihimizin en önemli golcülerinden biriydi Fenomeno. Ronaldo bir döneme damga vurdu ancak diz sakatlığının belki de biz futbol severlere en büyük cezasını kestiği isimdir Ronaldo. Gittiği her kulüpte tapılan, oynadığı takımları tutmayan taraftarlar tarafından da hayranlıkla izlenen bir zamanların en büyük futbolcusuydu. Muhteşem goller kazandı, olağanüstü zaferler ve yaşadığı şanssız sakatlıklarla akılda yer etti. Milan forması giyerken ceza alanı içinde o sakatlık dünyadaki tüm futbol severleri derinden etkilerken aslında Ronaldo'nun şanssızlığının kaderinin bir fotoğrafı gibiydi. PSV yıllarında onu bulan diz problemleri Inter'de de yaşadığı daha şanssız sakatlıklarla devam etti. Ronaldo o sakatlıklara rağmen topla birlikte inanılmaz hızlı bir futbolcuydu. İnsan şunu demeden edemiyor. Ya o sakatlıklar olmasaydı belki de bugün Cristiano Ronaldo ve Messi'den de çok çok daha önde olacak bir futbolcudan bahsediyor olacaktı. Ve gelelim İlhan Mansız'a. Bizden bir isimle devam edelim değerli izleyiciler. İlhan ve futbolu sadece 2,5 yıl boyunca sahnedeydi. Samsun Spor'daki son sezonundan sonra Beşiktaş'a transfer olmuştu. Beşiktaş'ta 100. yıl şampiyonluğunda önemli katkılar vermişti. Ancak onu tüm dünyaya tanıtan gol Japonya'da gerçekleşti. Osaka'da Senegal'e atmış olduğu altın gol onu tüm dünyaya tanıtmıştı. Ancak gerek sakatlıklar, gerek sağ dışı sorunlardan kaynaklı İlhan Mansız da yeşil sahalara çok erken veda etmek zorunda kaldı. Geçiyoruz İngiltere'nin son 20-25 yıldaki önemli golcülerinden biri olan Michael Owen'a. Arjantin'e attığı gol gerçekten ikonik bir değer taşıyor Michael Owen için. Ancak yaşadığı sakatlıklar onun daha da efsane olmasına izin vermedi. Büyüdüğü genç yaşta efsaneleştiği Liverpool'u büyük kupa hayalleri uğruna terk etmişti. Kaybeden de o oldu. Liverpool 2005'te Şampiyonlar Ligi şampiyonu olurken Owen sakatlıklarla boğuşan kariyerini bir daha asla yaşayamadı. Hem yanlış tercihler yaptı hem de sakatlığın kurbanı oldu.
ve Owen genç sayılabilecek yaşta yeşil sahalara veda etti. Yine geçiyoruz bizden birine. Aslında o bir boşnak futbolcu ama Türk gibi. Hatta onu Türk zanneden onlarca futbol sever var. Elvir Baliç'ten bahsediyoruz değerli izleyiciler. Türkiye'ye Bursaspor formasıyla giriş yaptı. 9,5 milyon dolar karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Buradan sonraki durağı Real Madrid'di. Ancak Real Madrid'de geçirdiği sakatlık maalesef çok büyük bir etki bıraktı onda. Ne Real Madrid taraftarını memnun etti ne de kendisini memnun etti. Galatasaray'la Türkiye'ye geri dönüş yaptı ancak sakatlıkların kurbanı olmaya burada da devam etti. Eski görüntüsünden uzaktaydı. Belki çok genç yaşta futbolu bırakmadı ancak sakatlıklar onun futbol melekesini oldukça etkiledi. Geçiyoruz Sebastian Daizler'e. Alman futbolunda 2000'li yılların başlarında Ballack dışında yeni bir yıldız yoktu değerli izleyiciler. Ve Hamburg'dan bir yıldız doğdu. Sebastian Daizler. Ancak Sebastian Daizler o kadar çok sakatlıklarla uğraştı ki gerçekten dövünmemek elde değil. Belki de dünyanın en iyi futbolcularından biri olabilirdi sağ kanat oyuncusu. Bayern Münih'te bir var bir yoktu. Sahada olduğu her dakika herkesi mest ediyordu. Ancak gerek depresyon, gerek sahadaki yaşadığı trajik sakatlıklar 27 yaşında Sebastian Daizler'i futboldan koparmaya maalesef yetti. Geçiyoruz Mihail Essien'e. Essien geçtiğimiz sene futbolu bıraktı. Bu listede ne işi var diyebilirsiniz ancak kariyerinin ikinci yarısı maalesef rehabilitasyonlarla geçti. Gana futbolunun yetiştirdiği en büyük yetenek belki de oydu. Hali hazırda 20 yıla yakın profesyonel kariyerinin o kadar değerli bir bölümünü rehabilitasyon çalışmalarıyla harcadı ki bundan sonra hiçbir zaman eskisi gibi geri dönüş gerçekleştiremedi. Hayıflanmalarımıza engel olamıyor gerçekten çünkü son derece etkili bir oyuncuydu. Essien 2020'nin Eylül ayında Sabail takımında futbol hayatını noktaladı. Geçiyoruz Ruben Delaret'e değerli izleyiciler. Real Madrid altyapısında yetişmişti Ruben Delaret. 2 sezon az kadroda yer aldıktan sonra Getafe'ye transfer oldu. 2007-2008 sezonunu Getafe'de geçiren İspanyol futbolcu o sezon o kadar iyi bir performans gösterdi ki İspanya'nın ilk Avrupa şampiyonu olduğu 2008'de de kadrodaydı. Şampiyona sonrası Real Madrid'e transfer olmuştu. Ancak 2008'de oynanan Kral Kupası maçında sahada bir baygınlık geçirdi. Beyin kanaması teşhisi konuldu. Yapılan müdahalelerle neyse ki hayata kazandırıldı Ruben Delaret ama futbol oynaması sakıncalı olarak görülünce Delaret futbol hayatını erken noktalamak zorunda kaldı. Ve listemizdeki son isme geçiyoruz değerli izleyiciler. Futbol hayatını noktaladı mı, noktalamadı mı aslında hala bir belirsizlik var. O isim kim? Christian Eriksen. Euro 2020'de açılış maçıydı Danimarka'nın Finlandiya'yla. Ve bu maçta Eriksen 41. dakikada tüm dünyayı korkutan o sahneyi yaşattı. Eriksen kalp krizi geçirdi. Neyse ki kaliteli ve etkili ilk müdahale sonrasında Eriksen yaşıyordu. Hepimizin içine, yüreklerimize bir su serpmişti. Ancak çok büyük ihtimalle futbol hayatına devam edemeyecek gibi görünüyor. Çünkü haberler bu yönde. ICD diye bir kalp cihazı yerleştirildi kalbine. Bu ani kalp durmasını engelleyebiliyor. Ancak doktorlar şunu diyor değerli izleyiciler. ICD takılan herhangi bir insan aktif spor yaşantısına çok fazla devam edemez. Bu doğrultuda Inter önümüzdeki hafta çok geniş çaplı bir test yaptıracak Eriksen'e ve Eriksen'in de yol haritası belli olacak. Ya bu şekilde risk alıp oynamaya devam edecek ya da Eriksen 29 yaşında futbol hayatını noktalamak zorunda kalacak. Hayat hiçbir zaman futboldan önemli değildir. Hayati bir risk varsa futbolu düşünmemeniz gerekir. Eriksen'i güzel hikayelerle, attığı güzel goller ve yaptığı güzel asistlerle hatırlamak bile bizim içimize su serper. O futboldan uzaklaşmayabilir ama yeşil sahalardan kalbi için uzaklaşması şart gibi. Dileyelim ki yanılalım, dileyelim ki tıbbi gelişmeler onun lehine gelişsin. Elbette biz Eriksen'i en çok saha içinde görmeyi seviyoruz. Bu gerçekleşsin ve biz de onu eskisi gibi izleyelim. Evet değerli izleyiciler, sakatlıklardan dolayı kariyeri erken yaşta biten 10 yıldız futbolcuyu hatırlattık size. İzlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.